halkın yönetimi anlamına geliyor kamu yönetimi veya eski karşılığıyla amme idaresi. Dolayısıyla bugünkü modern liberal demokrasilerde halkı kim yönetiyor? A. Seçilmişler var. Evet. B. Atanmışlar var. Seçilmişler siyaset mekanizması aracılığıyla geliyorlar. Atanmışlar da çeşitli profesyonel meslekleri icra eden, işte iktisatçısından, mühendisinden, hekimine kadar çeşitli meslekleri icra eden kimseler arasından seçiliyorlar. Dolayısıyla siyaset bilimi ve kamu yönetimi bu iki bir disiplin birlikte insan gücünü, devleti yönetmenin, halkı yönetmenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü temin eden bölüm olarak hizmet sunuyor. İşte ben devletime hizmet etmek istiyorum. Evet, ben milletime hizmet etmek istiyorum. Ben bu medeniyete hizmet etmek istiyorum. Ben işte siyasette, idarede söz sahibi olmak istiyorum diyenlerin genellikle bilinçli olarak tercih edip geldikleri bir bölümdür. İdari hakimliğe başvurma ve idari hakim olabilme hakları kanunla tanımlanmış durumdadır. Siyaset bilimi, kamu yönetimi mezunlarına işte hem idare mahkemelerinde hem vergi mahkemelerinde görev yaparlar. Onun dışında hukuk mezunları da kamu yönetimi okumuş öğrencilerin doğrudan alanı olan kaymakamlık ki işte çok gözde bir meslektir. Müfettiş yardımcılıkları ya aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün kamu kurumlarımızda bildiğiniz gibi vardır. Çok uzun bir uzman yardımcılıkları listesi var kamu yönetiminde. ÖSYM uzman yardımcılığından tutun, hazine uzman yardımcılığına, Maliye Bakanlığı'na kadar, bankalara kadar bunların tamamına bir kamu yönetimi mezunu öğrencisinin girme hakkı vardır. Ve çok böyle hani devletin idaresinde yıldız diyebileceğimiz devletin, milletin, halkın, ülkenin politikalarını belirleyen ve uygulayan pırıl pırıl genç arkadaşlar yetişirler. Evet. Siyaset grubu derslerimiz vardır. Çok keyiflidir siyaset bilimine giriş, Türk siyasi hayatı, dünya siyasi tarihi, siyasal davranış gibi. Öbür ana ikinci grubu, bunun içerisinde sosyolojiyi falan da dahil edebiliriz. İkinci ana grubumuzda yönetim dersleri vardır. Hem devlet teşkilatlanmasını öğrenir, hem herhangi bir kamu veya özel örgütün nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bilgiler edinirler. Üçüncü grupta da biraz önce dediğim gibi daha çok hukuk ağırlıklı derslerimiz vardır. Biz hepsinden, bunların içlerinde mahalli idareler gibi falan alt kategorilerimiz de vardır. Hepsinden bir miktar temel yetkinlik olarak kazandırdıktan sonra öğrencimize ikinci sınıftan sonra fakültemiz havuzunda inanılmaz geniş bir tercih hakkı sunuyoruz. Yeni kurulmuş bir üniversitesiniz, İstanbul Gelişim Üniversitesi. İddialı hedeflerimiz var. Biz diyoruz ki biz memleketimize, medeniyetimize hizmet edecek geleceğin liderlerini yetiştirmeye talibiz. Tamam, buraya kadar güzel. Peki biz işimizi yapmamız gerektiği gibi yapıyor muyuz? Şimdi bu çok önemli bir soru. En basit bir kalemi alırken bile kalitesinden emin olmak istiyoruz. Evet. Şimdi biz payımıza düşeni yaptığımızı varsayalım, yapıyoruz. Ardından da biz çok iyiyiz dediğimiz, çok iyi kalem üretiyoruz dediğimizi düşünelim. Bizim kendi kendimizi değerlendirmemiz dünyadaki modern yönetim anlayışına uygun bir şey değil. Tarafsız. İyi dediğimizin bir göstergesi olması lazım. Evet hocam. Yani bir, evet. Ve bunun da tarafsız, bağımsız, güvenilir kişiler veya müesseseler tarafından bu iyiliğin, bu kalitenin, bu standardın denetleniyor olması lazım. Özünde akreditasyonun anlamı bu. Amerikalılar, Avrupalılar ve dünyanın başka yerindeki çeşitli akreditasyon kuruluşları diyor ki benim bir üniversitenin veya bir programın ne olması gerektiğine dair, mekanına dair, kadrosuna dair, ders programına dair, ölçme değerlendirme koşullarına dair, evet, standartlarım var. Bana başvurmak istersen gel başvur, seni değerlendiririm, denetlerim ve şartları sağlıyorsan seni akredite ederim. Akredite ederim ne demek? Senin iyi dünya, evet, özü o, sen iyisin ve dünya standardında bu işi yapıyorsun demek. Evet. Dolayısıyla biz
üniversite üst yönetimi olarak karar verirken dedi ki biz iyiyiz, iyi, daha da iyi olmak istiyoruz. Ama bizim kendi kendimize iyi olduğumuzu söylememizin çok bir anlamı yok. Onu söyleyeceğiz zaten. İyiliğimizi tescilleyelim. Aynen öyle. İyiliğimizi tescilleyeceğiz. O kupayı kaldıracağız. Evet. Dolayısıyla biz bunu yaptık. Aquas tam 96 tane Alman Üniversitesi'nin rektörünün kurduğu bir kar amacı gütmeyen kuruluş. Almanya'da gençler için şu bilgiyi söyleyelim. Akredite olmayan kendi bölümlerine Almanlar öğrenci vermiyor. Yani böyle bir mekanizma. Dolayısıyla dünya genelinde 5000'in üzerinde programı akredite etmiş Aquas'a, bu 96 Alman Üniversitesi rektörünün kurduğu ajansa biz başvurduk. Hakikaten çok zorlu bir süreçti. Hem evrak üzerinden incelediler, hem heyetler kurdular. Avrupa'nın, dünyanın çeşitli üniversitelerinden hocalar üniversitemize geldi. Her bir program için ayrı bir ekip geldi. Evet hocam. Evet. Ve içlerinde öğrenci temsilcileri ve mezun olduğunda öğrencileri istihdam eden reel sektör temsilcileri vardı. Yani içlerinde farklı bölümlerimize Boeing'in, Ford'un, sinema sektörünün, sanatın, gastronominin, siyasetin temsilcileri vardı ve oturdular. Bizim olduğumuz ve olmadığımız ortamlarda akademik personelle, idari personelle, öğrencilerle, mezunlarla, dış paydaşlarla bizi görüşmeler konuştular, kalitemizi konuştular, derslerimize girdiler, sınav evraklarımızı incelediler ve bunun sonucunda aldığımız bir akreditasyon. Öğrencimiz mezun olduğunda diploma ekinin üzerinde Aquas'ın, dünyanın en itibarlı kuruluşlarından birinin akreditasyon mührünü taşıyarak mezun olmuş oluyor. Şimdi bizim biliyorsunuz öğrencilerimizin neyden memnun olduklarını, ne beklediklerini veya tersi de geçerli, neyden memnun olmadıklarını çok iyi izlemeye çalışan bir üniversiteyiz. Evet. Sürekli anketlerimiz oluyor, kalite yönetim sistemimiz var. Bazen sizleri de yoruyoruz haddinden fazla. Bu bizim için çok önemli. Yani öğrenciyi hem yönlendiriyoruz ama bu yönlendirme ben doğruyu bilen bir idareyim, hocayım, benim dediğim olacak şeklinde değil. Geleceği, vizyonumuzu, hedeflerimizi birlikte şekillendiren bir yönlendirme. Ve biraz önce söylediğim esnekliği de konuştuğumuz ders programları, program seçimleri anlamında eklediğimizde geleceğin eğitim anlayışının liderliğini yapmaya çalıştığımız bir üniversite burası. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. Bölüm bazlı da değil. Böyle daha makro ölçekte düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci bir özelliğimiz belki de bunun sonucu olarak şu. Bizim nazar değmesin bölümümüzden bugüne kadar ayrılan tek bir öğrencimiz yok hocam. Bu hepimizin gurur duyduğu bir özellik. Ayrılmayı bırakın. İlk günden beri üniversite tercihiyle bize yerleşmiş öğrencilerimiz bizimle kaldığı gibi yatay ve dikey geçiş yöntemleriyle aramıza onlardan daha fazla sayıda öğrenci katılmış durumda. Bu bizim için çok önemli bir gösterge. Bir iyiliğin göstergesi. Evet, evet. Ve üçüncü sınıfımızda ilk göz ağrılarımız diyoruz biz onlara. Şimdi de bizi izlediklerini biliyorum bir kısmının. Çok pırıl pırıl bir kuşağımız var. Yani çok gayretli, devletin çeşitli hepimizi ülke olarak gururlandıracak kademelerine geleceklerini tahmin ettiğimiz böyle pırıl pırıl bir ekibimiz var. Samimiler, okuyorlar, evet, takip ediyorlar. İşte kolay dersi, kolay hocayı seçme zihniyetinde değil. Hocam biz şunu da istiyoruz, şunu da yapabilir miyiz, şuna da gidebilir miyiz? Böyle bir genç kuşağımız var. Liderlerimiz, ilk abi ve ablalarımız bölümden mezun olacak. Dolayısıyla bence bu çok iyi bir motivasyon, çok iyi bir sebep. Ve genel olarak fakültemiz, hani okulumuz, bölümümüzde bu iklim, bu ruh, bu motivasyon olduğu gibi işte sizin önderliğinizde
Fakültemiz gerçekten atılım yapıyor. Teşekkür ederim. Bazı tohumların meyvelerini toplamamız belki birkaç yıl, 5 yıl, 10 yıl sürecek ama tohumlar çok doğru yerlere, çok sağlıklı genlere sahip olarak yerleştirildi. Çok gür, çok iyi meyveler verecek ağaçlar gelecek diye düşünüyorum. Üçüncü sebep de bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Nail Hocam. Kamu Yönetimi bölümünü bizi bütün içtenliğinizle sorduğumuz sorulara cevap verdiniz.